Merhaba videomuza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. VWR Hitachi Türkiye Distribütörü TRH sponsorluğunda sizlere ulaştırdığımız bu videomuzda HPL sisteminde sıklıkla karşılaşılan hayalet piklerden, bunların nedenlerinden ve nasıl bunu engelleyeceğinizden bahsedeceğiz. Gelin videomuzda bu detayları beraber görelim. Hayalet pikler HPL sisteminde analitik çalışmalarımızda en büyük düşmanlarımızdan birisi. Çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Hayalet pik nedir? Kısaca bunu tanımlayalım. Aslında hayalet piki şöyle tanımlayabiliriz. Kromatogramda sürekli gezen, baseline'de sabit bir yere sahip olmayan kontaminantlar, girişimler diyebiliriz. Bunlar özellikle tekrarlanabilir. Arda arda verilen enjeksiyonlarda bir baseline'de sürekli yer değiştirirler bazen etken maddemizle veya safsızlıklarımızla girişim yaparak sonuçlarımızı olumsuz yönde etkilerler. Ciddi bir problem. Bu problemin Nedenleri neler? Kısaca bunlara bakalım. Öncelikle bir hayat pik oluşumunun ilk nedeni olarak kolonda kontaminasyonları sayabiliriz. Özellikle kolonunuzda yer edilmiş safsızlıklar, kontaminantlar sürekli mobil fazınızla beraber çözünerek kromatogramınızın baseline'ında çeşitli yerlerde çıkma eğilimidirler. Bu da aslında kolon kullanımının doğru yapılmadığı, kolon temizliğinin doğru yapılmadığı veya kolon kullanıldıktan sonra doğru şekilde temizlenip kaldırılmadığını gösteren işaretlerden biridir. Bunu nasıl önleyebiliriz? Kolonlarımızı daima kullanım kılavuzlarında yer alan veya sizin bir kolon çalışma talimatınız olabilir. Burada yer alan bilgilere göre kolonlarınızı her analiz öncesi doğru şartlarda yıkayıp temizleyip açarak şartlayarak ve daha sonrasında da analizinizi bitirdiğinizde uygun şartlarda yıkayıp saklama koşullarında dolaba kaldırarak önleyebilirsiniz. Bir diğer neden ise mobil fazlardan gelen kontaminantlar. Bunlar mobil fazların süzülmemesi, mobil faz filtrelerinin kullanılmaması veya mobil faz hatlarında %100 su özelliklerinin bırakılması sonucunda HPS sisteminin tübinglerinde, check varflerinde, inline filtrelerinde biriken kontaminantların zaman zaman kolona gitmesi ve buradan da eliyor olarak dedektörde tespit edilmesi sonucunda ortaya çıkar. Buradaki durumu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Özellikle HPL sisteminin mobil fazlarını kesinlikle süzüyoruz. Bunları süzmeden sisteme vermiyoruz. Mobil faz filtrelerini kesinlikle kullanıyoruz. Filtreler tıkalıysa yeni bir filtreyle değiştirmemiz gerekiyor. Sistemin yıllık bakımlarını kesinlikle ihmal etmiyoruz. Sistemler arası geçişlerde ya da sistemi uzun süre kullanmayacaksak kesinlikle HPL sisteminin purge işlemlerini veya wet prime işlemlerini sistem temizleme ve şartlama işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun dışında HPL sisteminde su bırakmak bu sistemler için oldukça zararlı. Çünkü su mikrobiyal üremenin en önemli kaynaklarından biridir ve burada mikrobiyal üreme çok hızlı gerçekleşir. Uzun süre iç bel sisteminde su bırakırsanız iç hatlarında, tübiklerde, inline filtrelerde, çek varflerde, pompanın çeşitli yerlerinde, enjektör ünitelerinde yosunlaşma olur. ve Bu yosunlaşmalar sisteme gider, kolonu tıkayabilir veya dedektörü kirletebilir. Kolonda kontaminantlar oluşması sonucunda da bu hayalet pikler ortaya çıkabilir bunlara dikkat ederek hayalet piklerin oluşumunu önleyebilirsiniz. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda bunun gibi içeriklerden haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer bir HPLC sistemi talebiniz varsa açıklamalara bıraktığımız bağlantılardan VWR Hitachi'nin Türkiye Distribütörü Terra AŞ ile iletişime geçip onlardan bilgi, demo ve teklif talebinde bulunabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene kadar hoşçakalın.